Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte 5500 TL ödüllü Pro League sezonundaki 3. karşılaşmamızın capcanın saldırılarını yapacağız arkadaşlar. The Best klanıyla karşılaşıyoruz. Onlar da Türk klanı. Onlara da başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyoruz arkadaşlar. Bu Pro League sezonu için çok fazla soru gelmiş. Hemen kısaca anlatayım. Toplamda 12 tane klanın olmuş olduğu bir League sezonu diyebiliriz. Her bir klan 11 savaş yapacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci, altıncı ödülleri alacak. Yani ilk 6'ya ödül verilecek arkadaşlar. Tabi bu ödül birinciden altıncıya doğru azalarak gidecek. Bunu söylemek istiyorum. Üçüncü karşılaşmamızı inşallah kazanırız. Birinci savaşımızı kazanmıştık. İkinci savaşımızı kaybetmiştik. Şimdi üçüncü savaşımızdayız. Ben bu savaşta yokum ama çok güzel klanımızdaki oyuncularımız var ve güzel saldırılar çıkacağına inanıyorum. İlk savaşımızda başlayalım. İlk savaş The Best klanından geliyor arkadaşlar. For Chaos Lady Hamdi'ye saldırıyor. Ordu ejder balon kombinasyonu, klonlu ve iskeletli bir kombinasyon. Barbar Kral ve Kraliçe ile ufak ufak ilerlemeler başladı. Sol kutucukta bir temizlik yapılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında alt taraftan bir bebek ejder ve balon atıldı görebiliyorsanız. Ee, Barbar Kralda kraliçenin ilerlemesi devam ediyor. Ee, bu noktada bakalım orduda temizlik yapılmış aradan gönderiliyor. Aynen öyle ejder balonlar sahaya sürüldü. Kartal topunun oradan ordu ilerliyor. Ee, Klan kalemizden cadılar çıkıyor. Aman inşallah 2 de kalabilirse güzel olur diyelim. E, püskürtücü ittirdi e, koruyucu özelliği gelecek birazdan e, püskürtücü baya bir sıkıntı çıkarttı bir dondurma kullandı e, zeplin bir adet güdümlüyü aldı götürüyor öfke geliyor ve peşine de 3 e, tane yan yana klon büyüsü atıldı bir tane de dondurma büyüsü atıldı arkadaşlar kasırganın çıkmasıyla birlikte balonlar birazcık derbeder oldu belediyenin patlamasıyla zehirle baya bir hasar aldılar ve indiler Alt taraftan kraliyet desteği geliyor. Ejderler birazcık dağıldı. Cadılar köyü çok güzel savundu. Açıkçası Klan Kalesi'nden cadı çıkacağını tahmin etmiyor olabilir. O yüzden zehir almadı bence. E, kraliyet şampiyonu e, çok hızlı bir şekilde ölünce artık 3 yıldızın gelmesi imkansız oldu. Şu an %60'da 2 e, adet sinsi goblin, 1 adet kelle avcısı, 2 adet de okçusu var. Çıkacağı en yüksek yüzde yüzde %80 olabilir. E, sol tarafta çok fazla savunma yok. Sağ taraftan da dal kavuk ve okçuyla e, destek atılıyor. Ejderler yavaştan ilerlemesini sürdürürken artık umutları sona eriyor. 2 yıldızla kalacağı garanti. Alt tarafta Kaya Saçar var. Çoklu Cehennem var. Bizim Kraliçe var. Bizim Kız. X-Ray var. E, bir de Hava Savunması var dediğimizde zaten başka da bir çare kalmıyor. Okçu Kulesi iniyor. Ejderler birazcık e, dağıldı. Kara iksir deposu iniyor arkadaşlar. Yukarıdaki ejder rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin diyoruz. <laughs> Son bir tane ejderi var. O da inşaatçı kulübesine gidecek gibi. %74'te şu an. Evet x sayıda odaklandı. Savaş yavaştan sona eriyor. %75 The Best Klan'ından geliyor. Bizden Muhammed saldırıyor arkadaşlar. For Chaos Azaline saldırıyor. Bir adet bebek ejder ve bir adet sağ taraftan bebek ejderle su ihrolar kartal topuna ilerlemesi sağlanmak istedi. Bir adet süper duvar kırıcı atıldı ama köşede bir açıklık olduğu için süper duvar kırıcı aşağıya kaydı. Bir adet kelle avcısı geliyor rakip barbar kral için güzel. Ejderler gönderildi, balonlar gönderildi. Haydi Muhammed bir 3 yıldız kapta gel kardeşim. Ee, koruyucunun özelliği var. Bir adet öfke geliyor. Zeppelin de gönderildi arkadaşlar. Şimdiki etapta Kılan Kalesi'nden bir adet roket balon, iki tane süper minyon çıktı. E, ee, Zeppelin belediyeye doğru gidiyor. Galiba belediye alınacak. Zaten işini garantiye almak için klon büyüsü de almış. İki tane klon yapıştırdı. Belediye binasının orada balonlar çıldırdı ama belediye indikten sonra muhtemelen zehriyle eriyecekler. Dediğim gibi oldu. Bütün balonlar gitti. Yani klon en büyük dezavantajı kasırga. Kasırga çıktı mı o noktada ki genellikle balonlar e, belediye binasını alacak diye ya da başka birlikler belediye binasını alacak diye. Ben de dahil hepimizin kullanmış olduğu düzenler belediye binasının yanındaki kasırgalı düzenler. O yüzden 3 yıldız gelmeyecek. Yüzde açısından ne olacak? E, the Best Clan'ının almış olduğu yüzdeden fazla bir yüzde alabilecek mi Muhammed? Onun peşindeyiz. Galiba alır diye düşünüyorum. Bir adet dondurması ve Kraliyet Şampiyonu'nun özelliği var. Arkadan da koruyucu ejderler destek atıyor. Her türlü geçer ya her türlü. Kaya Saçar'la XE'yi donduruldu. Orada rakip Kraliyet'te bizim Kraliyet savaş içerisinde bizim Kraliyet'in özellikle basıldığı tamamdır. Kaya Saçar yavaştan inecek mi? Lan son hamlesi kaldı inmedi ama ejderler hayatta arkadaşlar. %75'e gelinildi. Zaten şu an geçti. Bizim için güzel oldu. Birinci savaşlarda ikişer yıldız alındı ama yüzdeyle avantajı birazcık elde etmiş bulunduk arkadaşlar. Koruyucu son temizliğini yapıyor. Kışla alınacak mı bakalım. Kışla alındı. Orada bir problem yok. Karabüyü fabrikasına geldi Ejder. O da inecek. Ordu kampı da iner. Atölyede belki. Evet %82 de şu an. 83 oldu. Atölyeyi de alırsa muhteşem olacak. Öyle söyleyeyim. Atölyede an itibariyle inmiş oldu. Ve Ejder yavaştan öldü. %84'te Muhammed de savaştan çıkıyor. The Best Klan'ından bir binici madenci saldırısı geliyor arkadaşlar. Üst taraftan bir yeti gönderildi. Sağ taraftan dev ve goblinlerle etraf temizliği yapılıyor. Belediye binasına doğru bir kraliçe yürüyüşü anladığım kadarıyla yapılacak. Baya bir temizlik yapıldı. Kraliçe gönderildi. Dev ve binici de kenar temizliğini iyice pekiştirdi. Baktığımızda orada bir süper duvar kırıcı gelebilir. Geldi. Duvar parçalanıyor. Belediye binasına doğru kraliçe ilerliyor arkadaşlar. Ee, bir adet güdümlü testi yapılıyor. Kraliçe hala ilerleyişini sürdürürken X e, yayları bayağı bir sıkıyor. Bir adet öfke büyüsü geldi. Öfke büyüsü geldikten sonra belediye çok rahat alındı. X yayına döndü. Belediyenin zehrinden kraliçe kaçtı. Ufaktan kaçtı. E, sol taraftan uçan kışla gönderildi. Uçan kışla gönderildikten sonra birazcık sol tarafta temizlik yapılacak. Bu arada Klan Kalesi'nden Tazı ve Buz Golem geliyor. Tazı ve Buz Golem'in temizliği de Kraliçe tarafından sağlanıyor. Merkezdeki Tekli Cehennem Kulesi donduruldu. Ee, zehir büyüsü yapıştırıldı. Köpecikler indiriliyor ve Binici Madenci sahaya sürüldü. Gayet güzel bir giriş oldu. Bakalım 3 yıldız gelecek mi? Şu merkezdeki Tekli Cehennem birazcık Kraliçe'yi sıkıntıya sokacak gibi. XA'yı de bayağı sıkıyor. Bir adet daha öfke geldi. Üst tarafta bir kasırga çıktı. Dondurma atıldı. Barbar kralın özellik basıldı. Kraliçenin özellik gittiği için artık hak rahmetine kavuştu. Ama alt tarafta bayağı bir binici madenci var. Bir adet daha dondurma geliyor. Bir adet şifa büyüsü var. Bir de koruyucu özelliği var. Koruyucu özelliğini nerede kullanacak bakalım. Evet bulunmuş olduğu noktada kullandı. Belki bir tık daha beklenebilirdi ama zaten şifa büyüsü var. Onu bence baz aldı. Arka tarafta şifayı da gönderdi. Kaya saçar mıhladı mıhladı. Mıhlayamazsa 3 yıldız gelir. Ama hem kaya saçar hem çoklu cehennem arada baya bir ateş attığını aldılar orduyu. Kraliyetin özellik kaldı derken bir anda binici madenci eridi arkadaşlar. Evet 3 yıldız gelmeyecek. 3 yıldız gelmeyecek düşüncesindeyim. E, büyücüler falan var da. Yani kraliyet oradan çıkamaz ya. İmkanı yok. Evet özellik basıldı. Top indirildi. Bu arada bayağı madenci varmış ha. Bayağı madenci varmış. Şimdi fark ettim. Ama merkezdeki çoklu cehennem inmediği takdirde bir şey olmaz. Bir de büyücü kulesi alan vuruyor. Bak madencileri eritti. Kraliyet geldi büyücü kulesine. Ordu kalmadı. %88 iki yıldızda kalıyor Azalin. Erhan abimiz saldırıyor arkadaşlar. Erhan abimizden de bir ejder ejder binici balon kombinasyonu görüyoruz. Hem de klon büyülü bir saldırı. Bakalım kartal topunun oradan girecek gibi duruyor. Kralla kraliçeyi gönderdi. Ee, daha sonrasında üst taraftan bir adet balon ve ejder takviyesi yapıyor. Barbar kral içeri doğru girerken ejderler de gönderildi. Şu an başlangıç güzel. İzlemeye devam ediyoruz. Ee, ejder binciler geldi. Kartal topu alınmazsa ama problem yaratır. Benden söylemesi. Püskürtücü bir tık ittirdi. Koruyucu var. Koruyucunun özelliği var. E, tazı geldi. Tazı birazcık oyalayacak. Koruyucu özelliği basıldı abi. Şimdi klon büyüsünün tercih edilmesi bir tık bence yanlış. Çünkü belediye binasının yakınlarında çok fazla bir şey yok. Klon büyüsü atıldı. E, belediye alınacak. Aa diğer klon büyüsü çok güzel atıldı bu arada. E, Lafıma geri alıyorum. X ve çoklu cehennemin alınmasını sağladı balonlar. Güzel bir değer elde etti. E, ejderler şu an ilerliyor ama. Kraliçenin canı az. Kraliyet var. Kraliyeti nereden atacak? Bakalım. Kasırga çıktı. Düzen kıyakmış bu arada. E, dondurma ve kraliyet özelliği var. Dondurma tekliği atıldı. Barbar kral çok büyük problem yaratacak var ya. Abo! Kraliyetin özellik basılması lazım. Kraliyet eh, özelliksiz aldı abi. Bir an takılınca korktum var ya. İnternette ufak bir takılma oldu. Özellik basıldı. Hava savunması indirildi. Ejderler hayatta 3 yıldız gelecek mi? Barbar kral var ya, kraliyeti mıhladın kraliyeti. Yapma be gülüm. Yüzdesi yüksek bir iki yıldız gelecek gibi. Çünkü arkada hava savunması var bakınız. Gösteriyorum şu an. O hava savunması bütün köyü savunacak benden söylemesi. Yani e, alt taraflar temizlenir eder de oraya nasıl alınacak abi? Zaten ordu kalmadı. Bir ejder var, bir baykuş, bir de koruyucu var. Şu alan... Bomba kulesinin iksir deposunun olduğu alan sıkıntı Alt taraf temizlenir ama şu anki bölüm sol taraf baya bir problem yaratacak %90'lara çıkacaktır Bu saldırının hakkı 3 yıldız olabilirdi bence Hakkı 3 yıldızdı ama bir tane hava savunmasının inmemesi 3 yıldızı engelledi Bu arada sürede de ufak bir problem var Kraliyet şampiyonunun sanki atıldığı bölüm birazcık yanlıştı Üst taraftan atılsa çok daha güzel bir tercih olacaktı. Çünkü alt taraftaki barbar kral direkt abi direkt kraliyeti indirdi. Gördünüz yani. Kışla temizleniyor ama Erhan abi gerçekten eline sağlık. Muazzam bir saldırıydı. E, Kara eksir sondasıyla bomba kulesi de indiriliyor. Bir de depo indiriliyor. Yüzde'deki öncülüğümüzü biraz daha pekiştirmiş olduk. Bu güzel oldu. En azından yüzdemiz yüksek yüksek devam ederiz. 3 yıldız atarız inşallah. Uncansinable saldırıyor arkadaşlar. Erhan abiye saldırıyor. Bu arada tazı balon saldırısı görüyoruz. Bir de görünmezlik büyüsü var. Büyük ihtimal süper büyücülü saldıracak. Püskürtücü bir tane vurdu. Ama yine de belediye gitti dondurma kullandı. E, mantıklı bir hareketti. Dev bomba geldi. Dev bomba öldü mü büyücüler? Ölmedi abi. Görünmezlikle birlikte oradan belediyeyi tekli cehennemi aldı. Evet bir görünmezlik daha geldi. X de indirilecek. X şey de indi. Diğer X de inmesin. Aha o görünmezlik birazcık yanlış atıldı. Kraliçe insin diye kullanıldı ama X inmedi. Heh burada kraliçenin inmesi mi daha faydalı X sayının inmesi mi daha faydalı? O bir soru işareti. Tazı sol tarafa çekiliyor. Kraliçe ile birlikte oradan temizlik yapılacak. Şu an gayet güzel gidiyor. İki adet balonla okçu kulesi temizliği sağlanıyor. Arkasına da bir adet dal kavuk atıldı Kraliçenin aşağıya doğru kayması isteniyor Kraliçe tazıyı temizlerken Üst tarafta minyon da temizliğini yapıyor Kraliçe galiba aşağıya inecek Şimdi şu merkezdeki X'e inseydi Gerçekten farklı şeyler olabilirdi Hem kraliçe yanına bir de X'e inseydi Gerçekten ee, direkt 3 yıldız derdim Ama şu an kafamda ufak tefek soru işaretleri var Yine güzel saldırıldığı takdirde 3 yıldız gelecektir şu an gayet başarılı gidiyor. Kaya Saçar'a doğru bir buz golem barbar krallığı içeri sokuldu. O tarafta temizlenecek. Demek istediğim soru işareti merkez nasıl temizlenecek? Koridor tam oluşturulamadı. O birazcık sıkıntı oldu. Evet Kaya Saçar iniyor. Göstermiş olduğum çoklu cehennem ve kartal topu problem. Barbar kralın özellik basılıyor derken aa kraliyet çok mantıklı bir hareket direkt X yayına doğru gönderildi. Ama X yayının direkt kraliyete odaklanması bir tık şanssızlık yarattı. Lastiğe tanklasaydı daha işine gelirdi. Birazcık X yayı problem yarattı derken ufak bir internet problemi yaşıyoruz arkadaşlar. Evet düzeldik çok şükür. Ee, şu an kraliçe temizliğini yaptı. Barbar kral orada. Çoklu cehennemde iner mi? Üst taraftan başladı. Aa, bence alt taraftan başlasa Kraliyet şampiyonunu direkt indirecekti. Kelle avcısıyla indirecekti ama bence üst taraftan başlamak bilemedim. Kelle avcıları oraya kadar yetişir mi kraliyete kadar? Şu an kartal topu iniyor. Çok güzel gidiyor. 3 yıldız gelebilir bu arada. Ee, çoklu cehennem de indi. Koridor iyice oluştu. Evet. Rakip kraliyet geldi. Bir adet dondurma atmadı. Dondurma atmadı. Balonlar ilerliyor. Neyse. Koruyucu özelliği basıldı. Kraliçenin özellik var. Süre yetecek mi? izliyoruz? Muazzam bir saldırı oldu gerçekten. Gerçekten çok güzel dağıldı. Büyücü kulesi de iniyor. E, minyonlar arkadan atıldı. Balon gönderildi Klan Kalesi için. Acilinden e, balonu ve sinsi goblinleri atması lazım. Klan Kalesi'nin orada kasırga çıktı. Klan Kalesi imkanı yok. 12 saniyede indirilmez. Temizlik askerlerini bir tık geç attı. Valla ben bile üzüldüm ya. Öyle söyleyeyim. Yani gerçekten çok güzel bir saldırıydı. Süreden patlamış oldu. Klan Kalesi bakın dediğim gibi milim saniye ile kaldı. %96 ile savaş sonlandı. Bizden Hamdi saldırıyor arkadaşlar. Sol taraftan bir adet bebek ejderlerle temizlik yapılıyor. Galiba kartal topuna doğru girmek istenecek. Barbar kralla kraliçe gönderildi ama içeri girerler mi bilemiyorum. Sağ taraftan bir adet ejder gönderdi. Şu an kartal topuna doğru ilerleme sağlıyor derken ejderler piyasaya sürüldü. Güzel. Güzel gidiyor kartal topunun ama inmesi lazım. Şimdi Barbar kral solda e, o tarafı temizleyecekler. Koridor güzel oluştu ya, aynen güzel oluştu. Zebdin'i de birazdan gönderecek püskürtücüye bir tık kafa attı. E, kartal topuna doğru geliyor. Süper minyonlar çıktı, süper minyonlar ejderlere sıkıyor. Şimdi bakalım koruyucu özelliği geldi, aynen koruyucu özelliği geldi. Zebdin belediye ulaşacak mı? Galiba ulaşabilir. Benim düşüncem ama anam 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 kasırga çıktı. Öfke atıldı. Belediye binası yapma Hamdi. Abo ne yapacağız? Belediye nasıl alınacak lan? Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Kraliyeti gönderdi belediye alması için. Yarasaları sürmesi lazım güzel. Yarasalar geldi. Hem büyücü kulesi hem belediye. Tam orta. Aha burası. Oraya atarsa muhteşem abi. Bakın tam mouse'un ucuyla gösteriyorum atmadı. Belediyeyi de ayrı dondurma atacak. Sanki menzili yeterdi ikisinin. Evet belediye kaldı. Orada bir dondurma geldi. Evet yarasalar sıkıyor. Kurtardı mı abi? Kurtardı mı? Ya 3 ya tek. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Zehirden de kaçın. Zehirden de kaçtılar. Adamsın Hamdi. Adam, adam. Depolar her türlü inecektir. Bol bol ejderimiz var. Yarasalarımız var. Okçular var. 3 yıldız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bizim klanın 60 olduğu 3. maçtaki ilk 3 yıldız. Evet helal olsun diyoruz. Eline sağlık. Bekleyemem abi. Süper toparladı. Gerçekten süper toparladın Hamdi. Bunu da paylaşıyorum. Bu sporu yapıyorsun diyorum. Eline sağlık. The Best Clan'ından Zayn saldırıyor arkadaşlar. Orduya bir bakalım. Tazı balon ordusu. Bir tane golem görüyorum. Aynen. Bir golem, iki klon, altı görünmezlik. Süper okçu saldırısı mı? Koruyucu, zeplin, balonlar atıldı erken bir koruyucu özelliği aynı. Orduyu atmadan direkt Zeppelin'le Tekli Cehennemin üzerinde indirme sağlayacak muhtemelen. Klonlar birazcık erken atıldı. Ee, püskürtücülerden çok güzel kurtardı öfke geldi. Kasırga'nın çıkması bizim işimize geldi. Ama yine de belediye binası inecek gibi görünmezlikleri çok güzel atıyor şu an. Belediye binası indi. Ama belediyenin dibindeki süper okçular öldü abi. Alt tarafta kaldı. Onlarda görünmezliğin bir tık dışına kayınca Kaya Saçarlar affetmedi. Ama merkezde çok güzel bir temizlik sağlandı. Kaya Saçarlar'a yakalanmasaydı daha da güzel temizlik yapılırmış. Bir tane daha görünmezliği vardı. Oradan ee, Kaya Saçar X'e'yi de alınırmış ha. Vallahi yazık oldu. Ufaktan kaçtı yani orası. Barbar Kral Kraliçe gönderildi abi. Temizliği yapıyorlar. Yavaştan Bebek Ejder balonu da gönderdi. Golem'i de bıraktı. Golem önden tanklasın. Kral'la Kraliçe güzel iş yapsın derdinde. Sol tarafta baykuş var. Koruyucu bildiğiniz gibi öldü arkadaşlar. En başta kullandı. Golem önde tanklıyor. Vallahi çok merak ettim. Şu an tazı balon için hız büyüsü de yok. Öfke büyüsü de yok. Dondurma büyüsü de yok. Nasıl alacak o kadar savunmayı izleyip göreceğiz. Kraliyet merkeze mantıklı bir şekilde gönderildi. Kaya Saçar oradan indirilecektir. Klan kalesi çıktı. Aha klan kalesine de cadı atmıştık. Çok güzel oldu. Zehir büyüsü yok arkadaşlar. Zehir büyüsü olmadığı için orada acı çekecek. Aynen öyle. O da zaten kabul etti. Direkt tazı balona başladı. Büyü olmadan e, bence imkansız. Eğer ki süper okçularla merkezde çok daha güzel bir e, değer elde etseydi net 3 yıldız olurmuş. Onu söyleyeyim ama cadılar da üstüne üstlük bir daha işi bozdu. Ve saldırı artık yavaştan sona erecek. Aslında köyde bir şey de kalmadı ha. Arkada kaya saçar ilk şeyi kraliyet önemli desen onun arkasında doğru düzgün bir şey kalmadı. Cadılar fena mıhladı ama köyü. İyi savundular abi. Cadı olmasaydı süper minyon olsaydı onlar da sıkıntıya sokardı ama 3 e, cadı direkt kahramanları avladı. Balonlara falan çok etkisi olmadı. Onlarla ilgilenmediler yani. Elinde kelle avcıları var. Dal kavuklar, okçular var. Onunla da yavaş yavaş yüzde yükseltmeyi deniyor. Ama cadılar ve iskeletler her yerdeler abi. İnşaatçı kulübesini mantıklı bir şekilde temizledi. E, kelle avcılarını gönderiyor. Onlar da kraliyet şampiyonuna koşunca daha fazla temizlik yapamadı. Ve %79'la savaşı sonlandırıyor diyebiliriz. Bizden Uğur'un saldırısıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ejder ejder binici süper okçu kombinasyonu Uğur'un eline muhteşem yakışıyor abi. Şimdi Sinsi Goblinlerle kenar temizliklerini yaptı. Barbar kral ve kraliçe gönderildi. Bir üç yıldız var Uğur'un. Ben inanıyorum. Buradan 1 üç yıldız gelir. Bu arada canlı yayında da olduğumuz için internette ufak tefek kopmalar oluyor. Kusura bakmayınız. Ama hemen düzeliyor arkadaşlar. Ejder balonlar sahaya sürüldü. Koruyucu da orada. Püskürtücü var. Sıkıntı yaratmaz inşallah. Şimdi anladığım kadarıyla askerleri gönderdiğine göre Zeplin'i tam inşaatçı kulübesiyle X orada indirebilir derken roket balonlar geldi. Barbar kralına özellik basıldı. Kraliçe mıhlar orayı. Zeplin gözüm Zeplin abi. Aman ulaş bir sıkıntı olmasın. Evet tam demiş olduğum arada daha da güzel bir arada gönderdi. Görünmezlikler geliyor klonları yapıştırdı. Öfke attı tekrar bir görünmezlik. Belediye rahat alınacak. Ordu da güzel ayakta kaldı. Kraliçe de ayakta. Belediye binası temizleniyor. Arka taraftaki X yayları diyecektim ki test olduğunu sonradan hatırladım adının. E, da güzel sektirdi. Hava savunması da iner mi? Hava savunması da iner, 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 iner. indi. Evet, kraliyet şampiyonu da savaşa dahil oldu. Ben bir 3 yılda seziyorum abi. Sağ tarafta kraliçe, sol tarafta kraliyet, merkezde de süper okçular. E daha ne olsun diyebilirim. Ama ordu bayağı bir azaldı. Yani dondurma da yok. Bakıyoruz abi kraliyet anam anam iskeletler çıktı. Kraliyet ölecek orada. Kraliçeye güveniyorum abi. Kraliçe senden bir 3 yıldızımız gelir. Azıcık delikanlıysan gelir. Aha kelle avcısı takviyesi geldi laboratuara. İner mi laboratuvar? İndi. Bu çok güzel bir hamleydi. Niye diye sorarsanız. Kraliçenin kaya saçara inmesini bakın sağladı. Kışlayı alıp aradan girecek çünkü. Eğer ki laboratuvar almasaydı 3 yıldız gelmezdi. Şu an ümidim iyice arttı. Bir de kraliçenin özellik var. Her türlü alır abi kraliçe. Her türlü. Evet, büyücü kulesi iniyor. İnşaatçı kulübesi indi. Bomba kulesi iniyor abi. İskeletler var. İskeletlerle orada bir mücadele devam ediyor. Hemen özellik basıldı. Özellik bittikten sonra anam anam kasırga geldi. Dualarımızı da yaşatmaya çalışıyoruz. Al şu iksir deposunu bomba geldi. D bomba geldi. Kraliçe. Tek boynuzlu at. Can bas. Can bas. Can bas. Can bas. Adamsın. Duvarların arasında boşluk olması da çok güzel. Arada boşluk olmasa süre yetmezdi. ha. Vallahi süre bit yetmezdi arkadaşlar. Aynen. 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun. İkinci 3 yıldızımız geldi. Şu an The Best Clan'ından henüz 3 yıldız gelmedi. Ve biz Gerçekten bu Uğur'un atmış olduğu 3 yıldızda iyice rahatladık. Hemen yazalım abi. Eline sağlık diyoruz. Tebrikler Uğur. Süpersin. Adamsın kardeşim. Binici Madenci saldırısı geliyor. Jot Çağrı YTB isimli kişiden kraliçe yürüyüşüyle başladığı saldırıya belediye binasını almak istiyor. bebek ejderle oradaki okçu kulesi temizlenecekti ama temizlenemedi. Kraliçe iyice içeri doğru sokuluyor abi. X yayına geldi derken uçan kışta gönderildi. Açıkçası süreden yemek istemedi ama yani bence birazcık erken davrandı. Kraliçenin iyice belediye binasını almasını bekleyebilirdi. Hava savunması temizleniyor. Kraliçe belediyeyi her türlü alacak tekli cehennem var. Aa çok büyük sıkıntı. Abi kraliçe yürüyüşünde bence tekli cehennemin ulaşılamadığı noktadan ilerlenmemesi lazım derken Binici madenciler sahaya sürüldü. Teklinin orayı dondurmuştu. Bir dondurma daha geliyor. Orada baya bir oyalandı kraliçe. E, merkezden binici madenciler ilerliyor. Uçan kışların içindeki biniciler de geldi. Evet köpecikler temizleniyor. Bir yandan kraliçe arkasına sıkıyor. Bir yandan önüne sıkıyor abi. E, merkezde ordu birazcık dağıldı. Bakalım koruyucu yetişecek mi? Koruyucu ilerliyor Özellik güzel bir noktada basıldı. Belediyenin zehrine girdi. Kraliçe iskeletler var. Bir öfke gelecek mi kraliçeyi kaçıracak mı? Öfke de geldi. 2 e, adet şifa büyüsü var bu arada. Kullanmadı. Binicileri atması lazım. Şimdi gönderdi ama binici kalmadı abi. Kalmadı. Kraliyet de alt tarafta acı çekiyor. Çoklu cehennemin orada. Temizlik yapılıyor. 3 yıldız gelecek mi? Merak içerisinde izliyorum ama e, bilemedim. Zor gibi geldi. Bir tane şifa büyüsü boşa kaldı. Büyüleri biraz daha erken atsaydı bir şeyler olabilirdi de atmadı bizim için de iyi oldu ya. Aynen bizim için iyi oldu arkadaşlar. Bir şifa büyüsü elinde. Madenciler destek atıyor. Temizlik askerleri var. Yüzdesi 82-83 civarına gelir diye düşünüyorum. Çünkü kraliçenin özellik yok. Kaya saçar sıkacak orada. Ki kaya saçar da boru değil yani biliyorsunuz. Bu savaşı galiba alacağız gibime geliyor ya. Güzel ilerliyor. Kraliçe oradaki topu da aldı. Kaya Saçar'ın orada bir adet süper duvar kırıcı gönderildi. Süper duvar kırıcı duvarı patlattı ama boşuna patlattı. Son 37 saniye kaldı. Bir tane daha süper duvar kırıcısı var. Kara X'e odaklandı. Kara X'e odaklandı. Bir de yanında taş gibi koruyucu var. Evet topların oraya da girdi. Yavaştan kraliçe sana veda edelim. Aynen. Kraliçeye veda ettik. Koruyucu bir şeyler yapmaya çalışıyor ama nafile tek başına bir şey yapamaz. Sağ taraftaki altın deposu da iniyor. İksir deposuna doğru ordu geldiği an süre bitti. %89 aldı. Samet saldırıya başladı arkadaşlar. Ordusuna baktığımızda havadan ne ararsanız var. Ejder binici, cehennem ejderi, ejder, roket balon, normal balon. 1 adet klon büyüsü, 3 adet görünmezlik büyüsü mevcut köy. Tam gerçekten hava saldırısı yapılmaya uygun bir düzen. X sayıları kara 2 adet roket balonla Kartal topunun oradaki top indirildi. Cehennem ejderleriyle iki kanat temizleniyor. Ortadan 2 adet daha roket balon gönderildi. Hava savunması indirildi. Abi çok güzel bir taktikle başladı. Ejderleri balonlara ejder binicileri gönderdikten sonra kahramanları da en dıştan yolladı. Şimdi zebdinin içerisinde ne var? Kafalardaki soru işareti bu. Süper minyon mu? Süper okçu mu? Yoksa süper büyücü mü? Ben süper büyücü olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası süper minyon vardır diye düşünüyorum. Tam ilk yayının orada indirildi. Aynen süper minyon geldi. Öfke yapıştırıldı. Klon büyüsü üzerine bir görünmezlik daha belediye binası iniyor. Ordu alt taraftan devam ederken iksir deposu alınıyor. Tekli cehennem de inecek görüntüsünde. Tekli cehennem indi. Evet inşaatçı kulübesi ve ilk sayıda indiriliyor. Muhteşem bir değer elde etti süper minyonlardan. Ordu ilerlerken bir de kraliyet şampiyonu desteği geldi. Bomba gibi gidiyor. Kapanış da Samet'ten 3 yıldızla olacak gibi arkadaşlar. 3 adet dondurması var. 1 adette zehir büyüsü var. Hem kraliçenin özellik hem kraliyetin özellik var. Bir 3 yıldızla da kapanışımız geliyor mu? İzliyoruz arkadaşlar. Kraliyetin özellik basılmadan bir adet dondurma atıldı. İskeletlere bir adet zehir büyüsü gönderildi. Bas şu kraliyetin özellik. Kraliyetin özellik de geliyor abi. Kaya saçar indirildi. Top indiriliyor. Oradan XE'yi indi. XE'yi de indi. E, büyücü kulesi indi. Ejder koruyucuyu indiremedi ama e, Kraliçenin özellik her şey yeter. Bir de barbar kral var. E, i̇kisi bu köyün e, üstesinden gelir arkadaşlar. Bir tane de dondurması varmış ya. Dondurmayı görmemişim aga ya. Baykuş da hayattaymış. Daha ne olsun? Samet eline sağlık kardeşim. Gerçekten muazzam bir saldırı yaptın derken kraliçenin özellik basıldı. İskeletler temizleniyor. Hay vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Üçüncü savaşımızı kazandık. Şu ana kadar pro lig maçlarında 3 adet maç yaptık. Birinci savaşımız ve üçüncü savaşımız galibiyet oldu. İkinci Savaşımızda 1923 Türkiye'ye kaybetmiş olduk. Samet'in Savaşından sonra şöyle bir skora bakalım arkadaşlar. Skor 13'e 10 oluyor. E, bu şekilde Savaş tamamlanıyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Samete de bir helal diyelim. E, yavaştan videomuzun da sonuna gelelim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.